Ne oluyor lan? Ali gel gel. Aç mısın? Ne? Monsieur Turgot, s'il vous plaît. Ben sana kadar hazırladım ama. Ne oluyor burada ya? Efendim, halis, organik köy yumurtak. Delicio organik, öyle vilay. Hiçbir zararı yok efendim. Turgut abi, hayırdır? Ya Ali, ben bunları koruman diye tuttum ama mevzuya yabancılar galiba, anlamadım ki. İyice ovalayın oraları. Bak oğlum, hiçbir mikrop kalmayacak orada, lütfen. Aşk olsun Turgut abi, her yer her yerde vallahi. Arkadaş, mahallede deli bir tane değil ki. Beşer şeşer. Ama siz lütfen, siz konuşurken tükürüyor musunuz şu anda? Turgut abi. Hı. Abi, paraya sıkıştım. Çok acil nakde ihtiyacım var. Vallahi yok Ali. Cebimdeki son nakiti de bu geri zekalılara verdim. Bugün işte çıkmadı. Ama yarın buluştururum. Eyvallah abi, eyvallah. Bana bugün lazımdı ama neyse artık. Hı! Hop, lan, dikkat! Eşek arısı. Sokabilirdi ama kanadından vurdum. Artık zararsız. James McAvoy mu kesildin oğlum sen bizim başımıza? Vantık mı çekiyorsunuz lan siz burada? Yağmurun içi seliyor. Yoksa daha kötüsü biri konuşurken tükürüyor mu? Alarm! Alarm! Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Derlemişsin sahip. Üfleyeyim mi? Efil efil. Pişik mişik olursun maazallah, sonra yatırıp pudralamak zorunda kalırız. Biz de insanız. Üfleyeyim ne olur, üfleyeyim. Haydi, ben aranıza girmeyeyim abi. Ali! 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 Allah Allah! Allah Allah! Demek öldü ha? Ciddi misin? Şaka yapmıyorsun değil mi? Manyak mısın doktor sen? Bunun şakası mı olur? Annem hamile dedin. Evet. Babandan mı? Sen kendini döldürüp ne elde edeceksin, ben onu anlamadım. Doktora şiddete karşıyım ben. Kardeşim, bilim yanılmaz. Bak! Elimizde sonuçlar var. Sonuçlar ne diyor? Tahsin Bey'in çocuk yapmaya ancak niyeti olabilir diyor. Gerçi son bir kontrole gelecekti ama gelmedi. Gelmeyince ben de seni çağırdım. Belki olabilir diye. Hayda, niyeti mi varmış? Hiç bahsetmedi. Biz niyeti bozdu zannediyorduk. Biz kendisine yaklaşık bir senedir bir tedavi programı uyguluyorduk. Böyle spor mupor, yeme içme, stresten uzak duracaktı. Bizim dediklerimizi yapacaktı. Adam ne yaptı biliyor musun? Bir Beşiktaş'ı bırakmadı. Başka her şeyi yaptı ya. O koşmalar falan. Adam buna baş koymuştu. İlaç var dedik. Daha Kırıkkale'ye kadar gitti geldi biliyor musun? Sağlık sigortası yaptırdı. Bir de nereden duymuşsa işine yarayacak diye. Bütün dişleri yaptırdı ya. Altın diş. Ah bu da. Bir dakika ya. Sen annem hamile demedin mi? Koydum çocuğu o zaman ya. Başardım ben ya. Başardım. Tövbe tövbe. Neyi başardın be adam? Babam öldü diyorum sana. Ne biçim doktorsun sen? Biliyor musun? Ben aslında marangoz olacaktım. Bir kere yaptım şu doktorluğu. Üstüme yapıştı ya. Şaka mısın lan sen? He? Şaka mısın? Vallahi kardeş, şu anda mutlulukla mutsuzluk arasında gidip geliyorum. Duygularım çok karışık. Demek Tahsin Bey öldü ha. Demek Tahsin Bey öldü ha. Tedavi işe yaramış demek ki. Vay anasını be. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen bana mukayyet ol ya Rabbim. Kardeşim bana baksana sen. Ben 10 yıldır bu doktorluğu mimiksiz yapıyorum. Seninle tam 2 mimikle konuşuyorum. 2! İnsan bir takdir eder ya. Ulan karar verdim. Bu doktorluğu en zirvedeyken bırakacağım. Ben gidip marangoz olacağım. Kesin marangoz olacağım ben. Gidiyorum ben. Düzgün sar, düzgün. Ha, tıkalama öyle. Hamiyet Hanım. Siz beni çağırınca konuşacağız zannetmiştim ama baya baya iş yaptırıyorsunuz siz bana. Aç mı kalsın çocuklarım? Artık 4 tane çocuğum var benim. Bu analık içgüdüsü. Bir beslenme, 2 koruma. Ne diyorsun sen şimdi buna? Olur mu bu motor işi? Olur, yemin ederim olur. Ama işte çocukların inatçı. İnatçılıkları sayesinde bu kadarını yaptılar. Bu televizyona mucit diye çıkanlar ne olacak? Ya bir şey çıkmaz onlardan. Adamlar sahtekar zaten. Hem ortada mektup olduktan sonra. Ne mektubu? Mektup mu? Ne mektubu? Mektup falan bilmem ben. Tahsin'imin vasiyeti var. O motor çalışacak. Sen de oğlanları ikna edeceksin.
Ben de bu iş olsun istiyorum zaten. Ama Ali zorluk çıkartıyor. Bakın Metin'in de gönlü var. Ben de bu konuda sana elimden geldiği kadar yardım edeceğim. İşte o zaman oldu bu iş. Yani siz arzu ettikten sonra. Bir isteğim daha var senden. Ne demek? Emredin. Cajun baharatlı tavuk istiyorum. Üstünde acılı ezme gezdirilmiş olacak. Buluruz. Üç tane doğurdum. Böylesini görmedim. Pek pis boğaz olacak bu. Aman efendim. Sağlıklı olsun da. Zengin adamım ben Ali. Nasıl çıkartıp 1500 TL vereyim sana? Hayır, şimdi vermek istesem benim yavrularımla vedalaşmam en az 2 gün sürer. Onlar benim çocuklarım ya. Şimdi ben de mecbur olmasam istemem zaten. Düşün bak, öyle kötü haldeyim ki Hilmi'den borç para almaya geldim. Allah benim belamı versin. Tüy mü diler? Beddua etme kendine. Sonra dönüp dolaşıp beni bulur. Ya Ali, bırak bu saçma işleri ya. Sen motorla uğraşıyordun. O ne oldu, onu söyle bana. Bakacağız. Sen şimdi bırak motoru. Asıl sen bana borç para veriyor mu, vermiyor mu onu söyle. Bakacağız diyor ya. Ali, bak sana güveniyorum ben. Sen o motor işinin arkasını bırakma. Daha çok zengin edeceksin beni. Bir de öyle düşün. Ya işte ben seni madem daha çok zengin edeceksem, az bana bir avans ver ya. Hilmi avans verecek. Nereden öğreniyorsun bu absürt komediyi ya? Kahpe Bizans'tan. O zaman gerçek hayata dön. Bakayım. Bakayım. Senin canın mı sıktın ya? Bak ben benim komedi dükkanına gidiyorum. Komedyenin provasını izleyeceğim. İstiyorsan sen de gel, stres atarsın. Üstelik beleş. Gelsene lan gebeş. Şimdi buldum ha. Ben zaten şu suyu getirdiğin zaman anlayacaktım da işte. Senden borç para isteyen de kabahat. Evet kabahat. Üstelik suç. Hatta soykırım. Ha ama günahımı iste, vereyim. İşte ben de başkasının günahını alamıyorum. Vallahi Ali seni severim biliyorsun. Ama dengelerimi bozma. Ayarımla oynama lütfen. Ayrıca sizin bana 17.000 dolar borcunuz var. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı demesini biliyorsunuz ama. O zaman sen benim sekiz... Lan ne yapıyorsun lan acaba? Lafın bitmedi daha. Nereye gidiyorsun? Köpek! Köpek! Sana söylüyorum. Parayı duyunca bunu diyorsun tabii. Param, param, param. Güzel param benim. Ne oğlum bunlar mali? Bayağı koruyorlar seni yani. Helal olsun vallahi. Yok lan. Biz de oynarsak kağıt saymak için burada. Ötekiler nerede? Ya dün 2-3 katıp eve öyle gitmiştim. Benim hanım da sinirlenip kim ne içtiysen git onunla yat diye salona yollamıştı beni. İyi. Eski işte beni korumaya gittiler. Ne yapsın bu adam ha? Ne yapsın? 40 yıldır görmediği dostlarıyla 2 kadeh parlatmış diye onlarla aynı yatağa mı girsin? He? Böyle bir mantık kaldı mı yenge? Lütfen rica ediyorum ama. Aa. Bu adam kanepede yatarsa beli meli hep kayar. Sonra o kaymış belle sana sıkıntı olur. 40 yıllık arkadaşlarım bakacak o zaman. Gene sen koruyacaksın yenge. Buyur. Hem sen 2 tek atıp eve gidince bu adam sana böyle mi yapıyor? Almıyor mu yatağı? Almıyor mu yenge? Ama bu kadar korumayın Turgut'u. Yenge. Aa, lütfen rica ediyorum. Aa, ayıp. Çok iyi. Çok geniş kapsamlı o zaman bunların koruması. Allah Allah. Ben de mi hizmet alsam acaba? Vallahi bilmem. Bak demin benim it harçlık istedi benden. Gel 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 gel. Lidl Turgut. Tut tut favori. Acıyor mu? Hayır. Daha sıkı. Şimdi? Hayır. Aferin lan. Hayır. Doğru senin babanın paraları sokakta mı topluyor? Bu gençlik ne hale geldi ya? Ne duyarsızlaştı arkadaş. Bak biz senin yaşındayken baba parası falan yemezdik. Giderdik bakkala. Efendi gibi kendi gofretimizi kendimiz çalardık oğlum. Tuttum. Devam et. Bu adam sana her hafta harçlık vermek zorunda mı koçum ha? Bana bak bana. Bana bak. Alo. Bana bak diyorum. Alo. Onun aracı artık bizde. Git kendine yeni bir baba bul. Yürü. Devam et. Lan yürü. Şerefsiz adam. Oğlum sen neye duruyorsun? Sonuç? Vallahi bir daha görmedim çocuğu. En son süpermarkete girerken görmüşler. Haberim yok ya. Yani. Sana çalıştığımız anlaşılmasın. Ne? Oh! Ah tabii. Ya ver işte anahtarını, sana çalıştığımız anlaşılmasın.
Neredesin ya iki gözüm? Bir gözüm saatte, bundan sonra tek gözümsün, kusura bakma. Niye ya? Kaç ki saat? Saat tam taraf... Ay! Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Prezervatif mi? Bazısı çekiniyor, bazısı da bir türlü söyleyemiyor. Pizertrofit diyeni duydum ya. Yok Ayşe. Yani gerçi benim de profiterol demişliğim var. İşin ilginç yanı, eczacıda da varmış, çıkartıp verdi. Hanımefendi, benim buraya ikinci gelişim. Belki hatırlarsınız. İlk gelişimde krem almıştım. Yanlış krem mi olmuş? Yok. Aslında her şey doğru. Belki inanmayacaksınız ama ben sizi dün rüyamda gördüm. Ben melek sanmıştım ama meğerse gerçekmiş. Siz misiniz? Anlamadım. Ben de anlamadım. Kaderimiz belki. Ya olur ya, eğer siz de isterseniz... Tabii tanışmak için sadece. Benimle yemeğe çıkar mısınız? Bilmem ki. Hemen karar vermeyin. Bu benim kartım. Aramanızı bekleyeceğim. Eğer aramazsanız tabii, sizin de izniniz olursa yarın sizi gelip göreceğim. Hayır derseniz helallik isteyeceğim. Evet derseniz dünyanın en mutlu erkeği olacağım. İyi günler. Pardon. Estağfurullah abi, birden pardon. On iki, üç, dört. Biz de değiliz, meçhullerdeyiz. Bizi böyle bırakıp gitti birisi. Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerimiz. Halimi perişan etti birisi. Her şey yalan, yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı elimde. Halimi perişan etti birisi. Amına kodumun atanamamış Dexter'ı. Fiza, niye başlamıyor bu? Komedyen prova yapar mı diye soruyor Elmi Bey. Allah Allah. O kadar para verdim ya. Tadına bakmadan piyasaya süremem seni. Kusura bakma. Ben marketten peynir alırken bile tadına bakan adamım. Bir keresinde o kadar çok peynir tadına baktım ki... peynire doydum, zeytin aldım. İlkelerime aykırı. Efendim şimdi bu stand-up ya, seyirciyle interaktif bir iletişim falan. Sit down o zaman sen de. Feyza, tosunuma sandalye verin. Sandalye verin, hadi. Sandalye ver. Hadi bakalım. Seyirci benim, güldür beni. Şakalarını sırala. Hilmi'yi güldür, Allah da seni güldür. Ben bir bukle oynayayım o zaman eserimden. Taklitli bir kısmı var Süleyman Demirel taklidi. Ama onun için ısınmak gerekiyor, o yüzden ben orayı atlıyorum. Kenan İmirzalıoğlu bile yapıyor Süleyman Demirel taklidi ya. Sen başka bir şey yap. Seri şakalarını sırala. Binaya şaka vardı da biz mi bilmedik? Bak, ben bile yapıyorum. O kadar kolay yani. Hadi hadi. Annem o kadar şişmandı ki otobüse giderdik, otobüs anneme binerdi. Ben küçükken annem o kadar şişmandı ki pazara giderken elini tutardım. Ki balon gibi uçmasın diye. Annem o kadar şişmandı ki bizim evde günde en az 5 kere güneş tutulması olurdu. Ya niye bu kadar gülüyorsun acaba? Köpek! Ne var bunda bu kadar gülecek? Hı? Bak kartlar bile gülmüyor. Ne var bunda bu kadar komik olan ya? Allah Allah, Allah Allah. Aha lan, yoksa Hilmi elitist mi oldu? Hilmi Bey, ben de prova yapıyordum. Akşamleyin de böyle güleceğim ki seyirci gaza gelsin, gülsün. Bak Gürkan, anan o kadar şişmandı ki bu kütüğü ben doğurmadım. Bakın hala hamileyim diye konu komşuya yalan söylüyor. Bak. Martı gibi gıdaklatıyorum adamı. Hedef kitle bu işte. Ben anlamadım tam o. Neyi anlamadın lan? Yürü git. Yürü git. Milyonların önünde anasıyla dalga geçiyor. He, ama Cem Yılmaz da abisiyle dalga geçiyor az kazanıyor diye. Yalan oğlum onlar. Abisinin kaç parası var sen biliyor musun? Bazen karşılıklı çıkartıp sayıyoruz. Bir o geçiyor, bir ben geçiyorum. Bir o geçiyor, bir ben geçiyorum.
Büyük Hilmi'nin kadim dostudur Can Yılmaz. Twitter'da bile Cem'i değil, abisini takip ediyorum ben. Cem bir şey yazmıyor çünkü. Yürü git lan köpek! Yürü! Benimle laf karıştırıyor. Yürü git! Ah be, akşama ne yapacağız biz ya? Bilir misiniz? Dumi. Dumi. Dum 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 dum. Dumi. Dum 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 dum. Dumi. Dumi 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 dumi. Şerif abi. Müsaade var mıdır? Bilmem. Abi, şimdi söyleyeceğim şeyi sakın ama sakın bir iyilik olarak düşünme. Hatta şu hayatta Ali Özdemir'e yapacağın en büyük itlik olarak düşün. Vallahi billahi diyorum yarın vereceğim ya kesin. Sen benden şimdi borç mu istiyorsun? Neresi itlik lan bunun? En dar zamanda sana para versem. Olsa olsa iyilik yapmış olurum. Dört kitapta yeri var. Sevaba girerim ancak. Abi bir dinle. İtlik neresinde bunun? Abi bir dinle. Ya bu borç olayının bütün telif hakkını ben sana devredeceğim. Herkese anlatabilirsin. Ali'ye bugün borç para verdim de, Ali'nin aç karnını doyurdum de, Ali'yi köpeğim ettim de, ballandıra ballandıra diyorum ya, herkese anlat. Vallahi mı lan? Herkese? İşte bir tek Şükrü'ye duymasın. Bir tek o. Ne oldu lan? Ne bu aciliyet? Bugün nafakanın son günü biliyor musun? Parayı toparlayamadım. 1500 liraya bugün götürüp benim Şükrü'ye mutlaka vermem lazım. Çok büyük danıştım bak. Vermezsen dedim böyle olayım dedim. Bak dedim ben ceketimi satarım, o parayı sana yine zamanında veririm dedim. Ama işte ceket benim hatırladığımdan daha ucuzmuş. Bugün sirkeciye gittim pazara, esnafla bartır yaptık. Aha bu ibriği verdiler. Ya bende de yok ya. Ben kazandığımı harcıyorum, oğlum yiyorum parayı. Ya abi gözünü seveyim, nerede yiyorsun ya? Loca tuttum lan pavyonda. Ne? Loca loca, pavyonda loca tuttum. Gitmesen bile veriyorum parasını. Şahanım yürüsün lan, günah yazdım. Bak bugün yok o kadar yanımda. Ama yarın. Eyvallah abi, eyvallah. Bana da bugün lazım biliyor musun? Ne yapayım ben, ne yapayım? Sezai'ye gideyim ya. Vallahi onda vardır. Ben kahveye gideyim. He. He hüdyo gönderiyor ya. He hüdyo gönderiyor ya. Ay da afiyet olsun. Eyvallah. Dediğim gibi Şerif abi, sen aracı olacaksın. 3 kişilik yer var benim çalıştığım kafenin mutfağında. Hem sigortaları da yatacak. Eğer sen aracı olursan yollarlar kızlarını. Yoksa yollamazlar. Ha? Hadi yap bir güzellik. Şş, sen yaparsın. Bak hem ben başlarında olacağım. Ne bileyim yani mahallenin kızlarının işi olsun ya. Sahipsiz kalmasınlar. Ama anından söz etmek yok ha. Söz. Ali'yi duydun mu? Duydum Ali'yi. Dur geliyorum ben şimdi. Al bunu ver ona. Ala. Gurur yapmış belli ki. Bu kadar sürülmesi yeter bana. Arasında gözüm yok. E gideyim vereyim ben o zaman. Ben de eve gideyim. Eda'ya daha sürprizlerim var. Lan fakir köpek! Gel hele gel gel! Ben daha duramam buralarda toprağım. Tası tarağı satar, memlekete dönerim. Anama bir kız bul derim, yüreğime taş basar, 2 de çocuk yaparım. Birini okuturum, diğerine de dükkan açarım. Yılda 1 de seni ziyarete gelirim. Hemen şey yapma ya, belki... Hayır der Eda. Oğlum Metin adamın tipini görmedin mi lan? Bizim gibi çirkin değil bir kere, pırlanta gibi çocuk. Zaten 2 dirhem bir çekirdek geyinmiş. Lan keşke beni taklit edeceğine onu etseydin. Belki bir şansım olurdu. Ulan şerefsiz sen beni... Çirkin miyim lan ben? Metin benim yeğenlere yaramazlık yapmayın. Çarpılır böyle olursunuz diye senin fotoğrafını gösteriyorum oğlum ben. Hadi ya. Emrah'cığım ıssız adaya düşeceksin. Yanına bir erkek bir de kadın al deseler erkek olarak seni seçerim ki kadın seni görünce direkt bana kalsın. O kadar mı ya? Evrimcilere haklısınız. Evrim var deyip kanıt olarak seni göstermişler de adamlar bizim öyle kanıtımız yok deyip isyan etmişler oğlum. Uluslararası literatürde adı bile var bunun. Homo Metinus. Lan ne var lan? Ne var konuşuyoruz? Adam Eda'nın üstüne 2 ev bir de araba yapar. Evet desin yeter ki. Oho aslanım sen Eda'yı çok yanlış tanımışsın ya. Onun böyle işlerde bezi olmaz. O var ya o. Metin adam 2 ev bir araba senin üstüne yapsa sen bile evet dersin. Ben biletimi alayım da gideyim. Sen beni hareme bırak. Ya dur oğlum bir dur ya Allah Allah. Öyle hemen pes mi edeceğiz? Savaşmayacağız mı lan Eda için? Savaşayım mı? Savaş tabii lan. Ne biçim seviyorsun oğlum sen bu kızı? İnsan sevdiği için savaşır, çarpışır. Doğru.
Ben savaşmaya gidiyorum. Gelişmelerden seni haberdar edeceğim. Kolay gelsin. Kendine iyi bak koçerim. Arkadaşım sen kimsin? Lan? Lan bekle lan. Çekil. Ne yapıyorsun lan sen orada sessiz sessiz? Ders çalışıyorum baba. Ders mi çalışıyorsun? Bu ne lan? Orhun kitabelerini bulmuş köylüler gibi kala kaldım. Bu ne lan? İyi mi lan bu? He? Oğlum bu iyi mi? Lan oğlum çok ihmal ettik lan seni biz. Kaçıncı sınıftın sen? Okumayı yeni mi öğreniyorsun? Yok baba, öğretmen unutmamak için sık sık tekrar edin dedi. Ben de temele indim. İyice hakim olacaksın yani okumaya. Başımıza alim olacaksın. Başka ne dedi doktor? Hey öğretmenin ne dedi başta? Vallahi durum sandığından iyi. Matematikçi fene yeteneğin var dedi. Siktir et dedi matematik. Allah Allah. Fenci de esas Türkçe senin olayın. Feni boş ver dedi. Allah Allah. Türkçeci coğrafyaya, resimci müziğe, bedenci din bilgisine yeteneğim var dedi. Benim derslere gelme bile dedi baba. Tahmininden daha yetenekliyim. Şerif abi. Ali. Şükriye Hanım, rahatsız ettim. Çalıştığın yerde seni bulamayınca ben ne yaptım buraya geldim biliyor musun? Buyurun, tamı tamına 1500 lira. Ay canım, çok sağ ol. Ya da olma, mahkeme kararı sonuçta, sıkıysa verme. Şükriye niye böyle yapıyorsun? Ya vallahi bu parayı verirken ben çok mutlu oluyorum ya. Tamam mı böyle? Tamam, çok güzel olmuş. Güzel günlerde kullanın. Başka bir şey var mıydı? Var mıydı? Yok. Ne oluyor lan baba? Yüreğim kaydı erkek sesi duyunca arkadaş ne oluyor ya? Saçlarını mı kestin işte lan? Saçlarını mı boyatmış yoksa? Yoksa her ikisi de mi? Ben niye böyle mal mal tek başıma konuşuyorum ya? O zaman ben geleyim ha? Seyirciler hazır mıyız? Eureka!